kim milyoner olmak ister de 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Göercin, hem enerjisi hem de başarısıyla sosyal medyayı salladı. Bir kolunu kıyma makinesine kaptırdığını anlatan Göercin, başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ekran başındakileri duygulandırdı. Kim milyoner olmak ister de final sorusunu açtıran Rabia, Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur, sorusu soruldu. Şıkları ise Ş, V, G, H olarak verildi. Son kararı olarak B şıkkı yani V harfini seçen güvercin, doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Yaşadığı zor günlere rağmen güler yüzlü haliyle stüdyoda enerji saçan 24 yaşındaki Rabia Birsen Göercin, yaşadığı zor süreci anlattı. Kolunu kıyma makinesine kaptıran Rabia, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldum. Bir kedim, bir köpeğim var. Aynı zamanda kaktüs yetiştiriciliği yapıyorum. Kolumu geçen sene kıyma makinesine kaptırdım. Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu. Alet sayesinde fiziksel hareketliliğim devam ediyor. Cihaza kod vererek hareket ettirebiliyorum. Babamın dükkanında ona yardım etmek için kıyma makinesinin başına çekmiştim. Ufak bir dalgınlıkla kıyma makinesine kaptırdım dedi. İmirzalıoğlu'nun parayı kazanma ihtimalinde ne yapacağını sorması üzerine yarışmacı Rabia, kazanırsam bir estetik el yaptıracağım. İstediğim el biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Sol elimin aynısını tarayarak aynısının simetrisini sağ koluma göre uyarlıyorlar. O kadar gerçekçi oluyor ki. ikinci ameliyatı olurken aynı odada kaldığım arkadaşımın iki bacağı yoktu. Kendisiyle iletişime geçerek ona protez bacak yaptırmak istiyorum. Babam olay olduktan sonra biyonik kol yaptırmak istedi. Ben önce istemiyordum. Kabul edeceğimi düşünmemiştim bir de fiyatı yüksek. Babamın üzüntüsü kolumun acısından çok daha üzdü dedi. Bu esnada Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları ekrana yansıdı. Kim Milyoner olmak isterin yeni şampiyonu Rabia Birsen Göercin tüm Türkiye'den tebrik mesajları alırken yarışma atmosferi ve hisleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk sorudan 12. soruya kadar yarışmak çok daha zor. Çünkü her soru 1 milyon TL'lik soruymuş gibi hissettiriyor. Çünkü yani 1 milyonu da görmediniz. Bilmediğiniz bir soru gelebilir, bildiğiniz bir soru da gelebilir. Final sorusunu gördüğümde çok bari şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım çünkü böyle bir soru beklemiyordum. Çok daha böyle bilgiye dayalı. Bu da bilgiydi ama yorumla da yapabiliyordunuz Kenan Bey inanılmaz farklı bir aura veriyor insana. Yani böyle orada aşırı heyecanlısınız, her şey birbirine karışıyor ama Kenan Bey sizinle bir konuştuğu zaman sakinliyorsunuz. Bu yüzden çok destek oluyor. Tatlı bir his Kenan Bey'le yarışmak. Gerçekten hep böyle yapamam diye geldim. Buraya da hani böyle evet yapabilirim diyordum da hep yapamam kısmı daha ağır basıyordu. Basmaması gerekiyormuş. İnsan her şeyi başarabiliyormuş yani. İstedikten sonra, diledikten sonra, şansı olduktan sonra. Bir milyonluk soruyu gördüğüm için de zaten amacıma ulaşmıştım. Çok da mutluyum. Komple mutluyum. Ben hiç beklemediğim tepkilerle karşılaştım. İnsanlar hep çok destekçiydi. Hep böyle, bir milyonu alırsın şeklinde yorumlar vardı. İnşallah 1 milyonu alırsın. Seni destekliyoruz yorumları vardı. Biz de Rabia Birsen Göercini bir kez daha tebrik ediyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.